Herkese merhaba arkadaşlar. 12 Temmuz Pazar İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 9 tane koşunun olduğu, e, önemli koşularında olduğu e, güzel bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı var İstanbul'un. 1. altılı 1. koşuyla beraber saat 2'de. 2. altılısı arkadaşlar 4. koşuyla beraber saat Üç buçukta start alacak. Ben yine her iki altı programı ilgili yine takip ettiğim size iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Dediğim gibi önemli koşular var. E, erkek tay deneme, diş tay deneme gibi önemli. Grup koşuları koşacak. E, zevkli bir program var arkadaşlar. izlemesi en azından zevkli bir program var. E, ben de yine size her zaman olduğu gibi her ayak için özellikle yine 2-3 tane safkanı ön plana çıkaracak. Yine yardımcı olmaya çalışacağım. Yine size takip ettiğiniz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu, en iyi kurgu arkadaşlar yapma noktasında değerlendirin diyorum İstanbul programı için. Dediğim gibi gündüz programında İstanbul, akşam programında Adana var. Ben yine Adana ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda yaptım arkadaşlar. Yine takip etmek için arkadaşlarımız. Onu da oradan takip edebilirler. İstanbul'da e, birinci altılı birinci koşuyla beraber başlıyor. E, made in bir koşu 3 yaş tarafları 1200 metre mesafe çimde izleyeceğiz arkadaşlar. 8 tane safkanı start alacağı bu koşuda. Özellikle ben 2 numaralı Erzincanlı'dan etkili bir yarış bekliyorum. Ahmet Çelik'le beraber start alacak olan e, Karagül e ait olan bu safkanın ben önemli bir güzel bir kanatta olduğunu düşünüyorum. Etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. İlk yarışındaki dördüncülüğü tatminkar oldukça başarılı yarış görme avantajıyla beraber daha da etkili gireceği bu yarışta iyi bir koşu çıkartıp kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. 2 numaralı Erzincanlı arkadaşlar ilk şans vereceğimiz Safkan olsun. Dediğim gibi kuponlarda muhakkak iki numaralı Safkan'a öncelik tanıyalım. Daha sonrasında rakip noktasında tuttuğumuz Safkanlar varsa ekleyin. Yine 7 numaralı Nedret 2-2 yarışını kazanan Safkan. 8 numaralı Süslü Güzel yine Kışman'la beraber son üçüncülüğü oldukça başarılı. Bu Safkanlar sürpriz arama noktasında veya rakip arama noktasında değerlendirilebilir ama özellikle 2 numaralı Erzin yanından iyi bir koşu bekliyorum günün ilk ayağı için. İkinci aya geldiğimizde ise şart 4'te 2000 metre mesafe Sentrik'te bir koşu olacak. 9 tane safkanı start alacağı bu koşuyu. Bence günün denk koşularından biri. Özellikle 2 numaralı Akkula, Harit'la Halis Kar Karataş'la beraber etkili koşacaktır diyorum ki bir önceki yarışını yani son yarışını ölçü almıyorum. Ondan önceki yarışında çok güzel etkili bir ikinciliği vardı. Ondan önceki yarışları zaten başarılı Safkan'ın. Özellikle mesafesinde bulduğunu düşünüyorum. Artık e, formu da bulan Safkan'dan etkili bir yarış gelecektir diye bekliyorum. Ben ilk şansı 2 numaralı Akkula'ya vereceğim. Muhakkak dediğim gibi iyi koşmasını beklediğim bir safkan olarak gözüküyor. Rakip noktasında 9 numara Taşkır, Ahmet Çelik'le beraber son birinciliği çok başarılıydı. Şahin Ter 8 numara safkan e son yarışında ben de çok güzel koştu. Kıpırdandı safkan uzun süredir kötü koşuyordu. Kendini bulan safkanından güzel bir sürpriz gelebilir arkadaşlar. Yine bir numaralı Afacan, 3 numaralı Belkalk gibi safkanlar zaten e, bu grup çok denk bir grup. Ama dediğim gibi özellikle iki numaralı Akkula'dan enteresan güzel bir yarış bekliyorum. Kazanmaya bence en yakın safkan olacaktır günün ikinci ayağı için. Günün arkadaşlar 3. ayına geldiğimizde ise aynı zamanda 7'li plasenin de başlangıç ayını oluşturan bu ayakta. Kısa vade 8'de dişilere ait bu grupta 4 yukarı İngilizleri. 1600 metre mesafe Çim'de izleyeceğiz. 5 tane safganı start alacağı bu koşuda e bizi yurt dışında temsil eden 5 cumalı perinanın yine etkili koşacağı bir yarış olacaktır ki son yarışlarında oldukça da performansı kötü. Özellikle son dördüncülüğü kötü. Ondan önceki yarışları zaten Dubai'ydi. E son dördüncülüğünü çok beğenmediğim safkandan. ben yine de mesafesinde koştuğu için etkili olacaktır diyorum. İlk şansı bu safkana verelim arkadaşlar. Aynı yarışın yani son yarışının kaybettiği seri olan 2 numara Misel'in yani kazananı Safkan. ben yine o yüzdenle beraber etkili olacaktır diyorum. ben burada 2 ve 5'in yeterli olacağını düşünüyorum. Yani bu iki Safkan arasında geçmesini beklediğim bir yarış olarak görüyorum. form durumu düşük olan Perina kalitesiyle çok da formlu olduğunu düşündüğüm 2 numara Misel'in de bu grupta formül arkadaşlar şans verilmeli diyorum bu iki Safkan arasında. Geçmesini beklediğim güzel bir yarış olacaktır. Bu ayak için sürpriz arama noktasında eğer öyle bir e, düşünceniz varsa arkadaşlar bir numara hafoyu muhakkak dikkat alalım bu safkandan. Herhangi güzel bir patlama yarışı bekliyorum. Takip safkanlarımdan biri. Grup biraz sert ama bir sonraki yarışlarında bir, bir patlama yarışı beklediğim safkanlardan biri olarak gözüküyor. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde Sandikabı 15'te 3 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe. çimde izleyeceğiz. 10 tane safkanı start alacağı bu koşu. Yine günün e, altın aynı zamanda ilk ayağını oluşturan ayak arkadaşlar burası. E, günün zor koşularından biri. Ben burada 3 tane safkanından çok bahsedeceğim ama buradaki 10 safkan hangisi gelse çok da benim için şaşırtıcı olmaz. Ben özellikle Alturmalı Hodor'dan iyi bir koşu bekliyorum. Müslüm Çelik'le beraber start alacak olan bu safkandan her ne kadar uzun bir ara vermiş olsa da pandemi döneminden beri koşmuyor safkan. Ama yine de ben kalitesi inandığım safkandan iyi bir koşu bekliyorum. Rakip noktası da 7-6 Secret Özcan'la beraber muhakkak değerlendirilmeli. Yine aynı şekilde 5 ee, numara Zaldır. Tolga Yıldız da beraber yine benim e, beğendiğim safkanlardan biri. Kuponlar da muhakkak olsun. Sonra da 10 numalı Vivaldi Storm'dan bahsedeceğim. Gökhan Kocakaya idaresine start alacak bu da. Son birinciyi oldukça başarılıydı. Çok uzun kilo start aldığı düşünürse yine müsait grupta değerlendirilmeli diyorum. Yani kısacası arkadaşlar 6, 5 ve 7 diyorum. Hatta 10 numaralı safkanı şanslı görüyorum. Ama dediğim gibi zor bayak. Varsa takip etmeniz muhakkak ekleyin. E, gün içinde burada sürpriz olma şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Özellikle de 8 numara Altu'dan enteresan bir sürpriz yapma şansı var arkadaşlar. Çok beğendiğim bir safkan yine. E, son yarışlarında çok istenilen verimi göstermese de etkili bir yarış yapma şansının olduğunu düşünüyorum. Tekrardan sıralamayı vereyim. 6, 5, 7 ve 10 numara safkanları günün ilk ayağı için arkadaşlar şanslı gördüğüm safkanlar olacak. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Handikap 16'da 4 yukarı Arapları 2400 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 12 tane safkanın start alacağı, 13 tane safkanın start alacağı bu koşu için ee, ben özellikle arkadaşlar e, bir tane safkandan bahsedeceğim ki bu safkana zaten yarın için kuponumda yalnız bırakacağım. Bu da bir numaralı Bekir olacak. Şimdi bazı safkanlar vardır arkadaşlar, sprint atma özelliği yoktur ki Bekir de bunlardan biri. E, bu tarz safkanlar yarışın e, yarışın hep temponun içinde olup e, sonlara da e, bu temposunu düşürmeden yarış kazanmaya çalışabilen safkanlardır. Genelde zaten bu tarz safkanlar genelde 2 2 3 3'te altına düşmezler kolay kolay. Genelde bu aralıkta kalırlar. Ama yarış kaybetme olasılığı yüksektir. Yani son yarışında mesela özellikle dışarıdan gelen rakibine geçilmişti. Aslında kazandım dediğim yarışı yarışı vermişti. Bu tarz yarışları ben Halis'in çok iyi yaptığını düşünüyorum. O yüzden de ilk şansı bu safkana vereceğim. Ben Bekir'le Halis'in bir araya geldiği bir koşuda ben kolay kazanacağını düşünüyorum. Her ne kadar dediğim gibi ağır kilo gibi gözükse de bu safkandan etkili bir yarış gelecektir. Yine bu buna benzer özellikle olan safkan mesela aklımda olan Megastar var. Megastar da yine böyle sprinti olmayan safkanlar arkadaşlar. Bu safkanları Halis iyi yönetiyor. Ben yarın için müsait grupta Halis'le beraber etkili bir koşu yapıp yarın için son yarışında ikinci kalmışlardı. Ben bugün için grupta kazanacaklarını düşünüyorum. Dediğim gibi günün ben bir numara safkanın günün İstanbul'da geçilmeyeceğini düşünüyorum. Rahatlık kuponlara Tek bırakılabilir olarak görüyorum arkadaşlar. Günün arkadaşlar 3. ayına geldiğimizde ise grup 1'de 3 yaşlı İngilizleri 1600 metre mesafede erkek tay deneme koşusunda izleyeceğiz. Dediğim gibi günün zevkli koşularından biri 10 tane safkanı start alacağı bu koşuda ben yine özellikle e, ara sonrası gördüğü yarışta mükemmel bir yarış yaptığını düşündüğüm 7 mal Kiksman'ı ben Hışman'la beraber arkadaşlar favori diyorum. Ben yani şimdi bu safkanın da bu grubu kolay geçeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi çok etkili, çok kaliteli bir safkan. Zaten e, ara öncesi de çok önemli yarışlar yapmıştı. Aradan da mükemmel döndü. E, çok kaliteli bir koşu yaptı. E, son koşusunu 8-9 boy gibi kazandı ki o gün için geçtiği rakipler öyle çok da e, zayıf rakipler de değildi. E ben formunun çok önde olduğunu düşündüm. 7 numaralı Kixman'dan etkili bir koçu gelecektir diyorum. Yarın için burada bu grupta kazanmaya en yakın safkan olduğunu düşünüyorum. Rakip noktasında yine son 7-8 yarıştır geçinmeyen 2 numara Kalok Victoria arkadaşlar Ahmet Çelik'le beraber. Yine son yarışının mükemmel koştuğunu düşündüğüm 9 numaralı Varneza e, Halis'le beraber değerlendirilebilir. Ama özellikle 7 diyorum daha sonrasında 2 ve 9 numaralı safkanları da şanslı olacağını düşündüğüm bir ayak olarak görüyorum arkadaşlar. Günün bu ayağını günün arkadaşlar 4. ayağına geldiğimizde ise e, Meydin bir koşu var. 3 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe çimde izleyeceğiz. Ee, özellikle burada yine 2 numaralı Kafkasım'dan çok çok iyi bir koşu gelecektir diyorum. Gökhan Göktü idaresinde start alacak olan bu Turbo Yavrusu'nun özellikle ilk yarışından beri bahsediyorum. İlk yarışında çok etkili bir yarış yapamamıştı ama son üçüncülü oldukça başarılı. Hatta yarış içinde bence çok fazla içe kapandığı için beklenen yarışında yapamadı. Aslında son yarışında kazanabilecek kadar iyi koşmuştu Safkan. Ben özellikle dediğim gibi 2 numaralı Kafkas'ından çok çok iyi bir koşu gelecektir. Bugün Yarın için kötü koşması durumunda 7 numaralı Uğur Perisi ve 8 numaralı Zazu'nun devreye gireceğini düşünüyorum ama özellikle dediğim gibi 2 numaralı Kafkasım'dan çok çok iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar günün bu 4. ayağı için. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise Handikap 22'de 4 yukarı İngilizleri 1600 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 7 tane yine safkanı start alacağı e, günün zor koşullarından biri bence. E, özellikle heyecanlılığın olduğu yani 4 numaralı safkandan bahsediyorum. Ahmet Çelik beraber start alan bu safkanın olduğu yarışlar e, her zaman e, sürprize müsait oluyor. Çünkü çok inanılmaz değişik bir safkan. Çok önde çok e, güzel bir sert bir tempo kuruyor. E, bu tempoyla zaten yarışı da bitirebiliyor enteresan bir şekilde. Her ne kadar ara vermiş olsa da kaliteli safkandan ben yine iyi bir koşu gelecektir diyorum. Kötü koşması durumunda bile e, grupta birçok şeyi değiştirecek olan bir safkan. Çünkü çok dediğim gibi enteresan bir e, yarış temposu veriyor. Çok sert tempoda götürüyor yarışı. Böyle olunca da e, diğer safkanlar da bu tempodan etkileniyorlar. E, o yüzden sürprize müsait olduğunu düşünsem de özellikle 4 numaralı heyecanlı kurcağı tempoyla yarışı bitirebilir. Nefesinin yetmediği yerde, aradan etkilendiği yerde 3 numaralı Gold Polat e, bu safkana yarayacaktır. Sonlarda etkili bir speed yapabilir. Yeni 5 numaralı Benetur Edition e, etkili bir yarış yapabilir arkadaşlar. Eyüp Şah yine e, güzel bir sürprize imza atabilir. Bu safkanların şanslı olduğunu düşünüyorum. Özellikle 4 ve 3 daha sonrasında 5 ve 6 numaralı safkanları Etkili bir yarış bekliyorum bu 4 safkanlar arkadaşlar ama dediğim gibi zor bayak yani özellikle heyecanlının olduğu gruplar zor oluyor çünkü bu safkan yarış içindeki tempoyu çok değiştirebilen bir safkan. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar yine grup 1'de de dişilere ait 3 yaşlı İngilizler izleyeceğimiz 1600 metre mesafe şimdi dişi tay deneme koşusu olacak. 14 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Ben yine özellikle iki tane, üç tane safkandan bahsedeceğim. Burada benim çok beğendiğim bir safkan olan Bet Sprint'in çok sert ve etkili olduğunu düşündüğüm 7 numaralı Mid Hunter arkadaşlar Özcan'la beraber benim ilk şanslı safkanım olacak. Dediğim gibi çok etkileyici bir sprinti var. Bu safkanın ben çok beğeniyorum koşularını. Yani inanılmaz güzel bir seri bir sprint atıyor. O sprintini yaptığında çok çok iyi başarılı olabilen bir safkan. O yüzden de bu safkandan kesinlikle iyi bir koşu bekliyorum. Rakip noktasında 6 numaralı Lenovo e, Halis'le beraber start alacak olan bu Lunalovagat arkadaşlar e, bilindiği gibi tüm yarışlarını kazanmış bir safkan. Özellikle Halis'in de bu safkanla ilgili düşünceleri çok e, iyi. Hep iyi olacağını yani çok iyi bir safkan olduğundan bahsediyor her konuş, konuşmasında. E, Halis'in de çok beğendiği bir safkan. E, belki bu yarışta e, göstereceği başarıyla belki de gazide binci atlı olabilir Halis'in. O yüzden bu safkandan da ben etkili bir yarış bekliyorum. Ama Lunalovagat'ın ilk defa bu kadar sert bu grupta koştuğunu söyleyelim. Yani 5 yarıştır kaybetmeyen bir safkan ama daha önce bu saf bu grup, yarısı kadar bile sert bir grupla şu ana kadar koşmadı. Çıkacağı ilk sert grup olacak. O yüzden ben performansını benden merak ediyorum. Son haftada arkadaşlar bence çok kaliteli bir kısrak olduğunu düşündüğüm 13 numara Unkor Love arkadaşlar Mustafa Çiçek'le beraber start alacak olan bu safkan çok kaliteli bir safkan. Özellikle son üçüncülüğü de çok başarılıydı zaten dişi gruplarda çok işler iyi işler yapabiliyor. Son üçüncülüğü dediğim gibi çok oldukça başarılıydı. Çok kaliteli işler yapıyor Safkan. Ben yine bu Safkan'da iyi koşmasını bekliyorum. Özellikle 6 ve 7 yani iki Safkan'ı bir tık önde tutsam da arkadaşlar 13 numara safkanda şanslı görüyorum. Bu 100 Safkan günün son ayı için bende yeterli gibi gözüküyor. Arkadaşlar İstanbul'la ilgili benim yorumlarım bu şekilde varsa yine takip ettiğiniz Safkan'ları ekleyerek en iyi oyunu en iyi kurgu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden yarın için herkese bol şans arkadaşlar.